Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçasındayız epeydir. Zeyl'in ikinci parçasında finale yaklaştık. Sadece kadere iman rüknünü konuşacağız. Ona ait bölümü okuduktan sonra inşallah ince tefekkürünü yapacağız. Ve metinle vedalaşmış olacağız. Tabii bunu bugün yapabilir miyiz emin değilim. Ama niyet ettim. Bugün bu metinle vedalaşıp Zeyl'in 3. parçasına geçmeyi istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizi sıktığımda biliyorum yani çok yavaş ilerliyoruz. Olsun. Pekala okumaya başlayalım. Metni bitirdikten sonra da yaklaşık işte bir sayfadan biraz fazla söz basımı mizampajına göre metin var. Ondan sonra tekrar okuduğumuz kısmın başına dönüp ince tefekkür yapmaya gayret edelim. Burası yine söz basımı mizampajına göre söyleyeyim, 164. sayfanın son paragrafı. Kaldığımız yer, şu an başladığım yer. Hem hayat, imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Zeyl'in ikinci parçası ne yapıyordu? Hatırlayalım. Hayat aynasında akaid-i imaniyenin görünüşünü anlatıyordu. Yani hayat onlara nasıl delil olur? Nasıl kendi sisteminde o akaidin olmazsa olmazlığını gösterir. Zeyl'in ikinci parçası bunu yapıyor. Konuştuk. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Onları aştık, geldik. Kadere imandayız şu an. Hem hayat, imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat, alem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alem-i gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsile bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-ı ilmi teşkil eder. Ve vücud-u harici gibi o vücud-u ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Evet, alem-i gaybın alem-i gaybın bir nevi olan alem-i ervah, aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri
ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de, ikinci kısmı dahi, cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Hem bir şeyin vücudu ilmisindeki intizamı ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları, bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilve-i hayat, elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem, kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır. Ve kainat, bütün alemleriyle, o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yok, yanlış okumamışım. Ve nasıl ki alem-i şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayat tarlıkları görünüyor. Öyle de alem-i gayb'tan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-i ilmileri vardır ki, levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder, diyor ve metnimiz burada bitiyor. İnce okumasına başlayacağız, en başa döneceğiz. Yani en baş derken metnin başı değil, bugün okuduğumuz kısmın başına döneceğiz. Oradan devam edeceğiz. Ama özetle şimdi ne söylendi bize onu bir düşünelim, tefekkür edelim, söylemeye çalışalım. Arkadaşlar, birkaç gün evvel ben bunu, birkaç gün derken belki bir hafta da olmuştur, yalan olmasın, bir yazı konusu da yaptım. Evrim ağacı diyorlar ya, aslında o evrim ağacı tabiri yanlış. Evrimin ağaç benzetmesini kullanmaya hakkı yok. Asıl o benzetme şecere-i hilkat olarak, Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da çok kullanır. Başka alimlerimiz de bu tabiri kullanıyorlar. Hilkat şeceresi, hilkat ağacı, yaratılış ağacı olarak bize aittir. Neden? O yazıda da belirttim bunu. Ağaçlık kaderlidir. Ne demek bu? Yani ağaç dediğiniz şey baştan ne olacağı belirli bir sürecin yaşanmasıdır. Tohumunda ağacın ne olacağı yazılıdır. O tohumu zaten o ağacı elde etmek için dikersiniz, ekersiniz. Netice olarak da zaten tohumda saklı olan sır ağacında görünür. Yani elma ektiğiniz zaman armut almazsınız ya da çilekle karşılaşmazsınız veya üzüm toplamazsınız o ağaçtan. Tohumunda kayıtlı olan süreç intişarıyla ağacın gözükür, meyveleriyle de tadılır bu süreç. Ama o sürecin tamamı kayıtlıdır, bir bütündür, bütünden gelir. Yani ilmi vardır, o ilimden bu program gerçekleşir. Fakat evrim ne diyor? Evrim diyor ki bunlar tamamen tesadüf eseri, gelişi güzel ve her bir parça arkasını reddederek devam ediyor. Evrimin bu şeyi de çok sorumludur. Ağaç diyor ama ağaçlıkta böyle bir reddediş söz konusu değil ki. Hangi ağaç kökünü reddediyor, hangi ağaç tohumunu reddediyor, hangi ağacın yaprağı dalını, dalı gövdesini, gövdesi kökünü az önce de söylediğimiz gibi reddediyor. Bunu hiç görmüyoruz ki biz doğada. Yani Cenab-ı Hakk'ın ağaçlık kanunu diyelim, öyle tabir edelim, bir kaderle oluyor ve bu kader reddedişle değil, bütünde tanımlı olmakla, o bütüne uymakla gerçekleşiyor. Bu açıdan evrimcilerin yaratılışı, bizce yaratılış olan şeyi evrime benzetip ya da ağaca benzetip evrime yormaları bir cerbezedir, bir mugalatadır, olmayacak bir şeydir. Ağacın her dalının ayrı bir meyve verdiğini söylüyorlar. Dalını geçin, gövdenin bütün süreci. O en ince daldan en kalın hatta kadar, gövdeye kadar, köke kadar o sürecin tamamının hep bir öncekini reddedişle, yabancılaşmayla,
Yani öyle o kadar bir değişim oluyor ki kök gövdeyi tanımıyor, gövde dalı tanımıyor, dal meyveyi tanımıyor. Ama o bütünlük ağaç diyor bunlar bize. Aslında ağaçta gördüğümüz şeyi evrim için yutturabileceklerini düşünüyorlar. Ya bunu anlar bunlar. Ağaç dediysek bunlar oraya onu da sıkıştırırlar. Çünkü ağacı görüyorlar. Fakat biz ağacı kadersiz görmediğimiz gibi de yaratılışı başında bir kaza, bir kader olmadan tahayyül edemiyoruz. Bir Müslüman için bu mümkün değil. Kainatta da bu mümkün değil. Yani sürecin her anının başarıyla, muvaffakiyetle sürmesi ancak bir programla sahaya çıkılmasıyla mümkün olur. Bir bina yapacaksınız. Mühendissiz, mimarsız, plansız yapabiliyor musunuz? Ne kadar intizamlı olur yapmaya çalışsanız. Yani insaniyetinize rağmen. Bir de siz insaniyeti de aradan çıkardınız. Komple tesadüflere, sebeplere, şunlara bunlara verdiniz. Nasıl oluyor yani? Nasıl sonuçta hep sistemli oluyor, hep güzel oluyor, hep başarılı oluyor, hep sanatlı oluyor, hep hikmetli oluyor. O açıdan o yazının başında şöyle bir şeydi arkadaşlar. Evrim ağacı değildir o, şecere-i hilkattir. cemaatsiznurcu.blogspot.com'a girin. Reklamlar geçiyor şimdi. cemaatsiznurcu.blogspot.com'a girin. Orada bir, iki veya üçüncü yazı olması lazım. İkinci de olabilir. Orada yani bu benzetmeyi kullanmanın bizim hakkımız olduğunu tam işte buradaki argümandan ben ispat etmeye çalıştım. Ağaçlık kaderlidir, canlılık kaderlidir. Yani bir süreç ki o sürecin baştan planda olması lazım böyle bir başarının, muvaffakiyetin olması için. Gelişi güzellikle, baştaki detayla en son detayın birbirinden haberi olmadan bunun olması mümkün değil. Bu hayatlılığın var olması mümkün değil. Anne karnındaki mesela canlılık dışarıdaki gibi nefes almalı bir hayat mı çocuk için? Değil. Ama anne karnındaki çocuğun dışarıda yaşaması için orada onun planlanmış olması lazım. O çocuk dünyaya geldi, büyüyor. Yani bir insanın dünyada muvaffak olması için ne kadar bir ebada boya ihtiyacı varsa İşte o gene genlerinde Allah soyunda nasıl yaratmışsa belki o fertte başka da olabilir ama o kadar da işte bir güce kudrete erişmesi lazım. Bakıyorsunuz o da planlanmış. Çocuk zamanla ona da geliyor. Bakıyorsunuz sindirim sistemi değişiyor zamanla. Anne sütünden işte diğer gıdaları da sindirebilecek noktaya geliyor. Dişleri çıkıyor şu bu o dişler gidiyor daha sağlamları geliyor. Elleri kuvvetleniyor ayakları kuvvetleniyor falan kendi rızkını alabilecek noktaya geliyor. Bu süreçlerin hiçbirisi böyle gelişigüzel değil. Öncesinde var bunlar. Bebeği anne karnında tanımladığınız zaman diyorsunuz ki bu böyle 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 olacak. En azından cismaniyetini, ruhu nasıl olacak onu kavrayamıyoruz ama cismaniyet itibariyle diyoruz ki bak bu özellikleri var. İşte bugün genetik ilmi insan genomunu deşifre edebiliyor ve o genlerden az çok tahmin ediyor nasıl bir insan olacak bu. Orada çünkü Cenab-ı Hak yazmış. Diyorum ya kaderli. Hayat kaderli. Kadersiz hayat olmaz. Ondaki sistem başlangıçta bir planlamayı gerektirir. Başlangıç bizim için tabii o başlangıç Cenab-ı Hak için kullanılmaz. Cenab-ı Hak ezelidir zaten. Olmuş, bitmiş, önce sonra onun için yoktur. Biz zamanın içindeyiz. Zamanlı mahluklar olduğumuz için her şeyi zamanla görüyoruz. Öncelik sonralık koyuyoruz. Öyle tanımlıyoruz, birbirinden ayırıyoruz. Öyle kuşatabiliyoruz, kavrayabiliyoruz. Ama Cenab-ı Hak için hepsi bir, hepsi nazarında. O açıdan bu tabirlerimiz fehmimizi yaklaştırmak için yoksa Cenab-ı Hak başlangıçta değil, zaten kaderin her anı kuşatan bütünlüğünde diyelim bunu takdir etmiştir. Onu da anlamaya çalışalım. Evet, metne başlıyoruz. Hem hayat imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Yani hayat kadere imanın da gerekli olduğunu söylüyor, ona işaret ediyor, onu ispat ediyor. Nasılmış bakalım. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor, Allah Allah, hayat alemi şehadetin yani bu şahit olduğumuz alemin, dört boyutlu alemin diyelim, ziyasıymış, güneşiymiş, güneş diyorum, ışığıymış. Nasıl oluyor bu? Yani hayatta nasıl bir ışıklık var? Hayattaki ışıklık arkadaşlar şöyle bir şey. Sizde hayat var olduğu an nesneler de sizin için var oluyor. Güneş nedir? Ya da güneşin ışığı nedir?
yok olduğunda her şey geceye gömülür veya bu odadaki lambanın ışığı. Kapattığınızda şeyler var mı yok mu? Eğer hani elinizde falan dokunmayacaksın, daha ben şimdi mesela işte bazaya dokunuyorum, var olduğunu anlıyorum. Böyle bir şey yapmayacaksam ben eğer, sadece oturduğum yerde ışık kapandığı an şeylerin varlığı yokluğu benim gözümde eşit oluyor. Varla yoku ben nasıl ayırıyorum? Güneşle ayırıyorum. Güneş, yani güneş diyorum, ışıkla ayırıyorum. Ya lamba ışığı veya güneş ışığı gündüz olduğunda. Gerçi benim odam gündüz güneş almıyor. Burası hep karanlık oluyor ama apartman boşluğuna baktığı için. Ama normal bir odada, güneş alan bir odada bu iş böyle oluyor. Demek ki ışık neye yarıyor? Işık nesneleri birbirinden ayırmamıza, onların varlıklarından haberdar olmamıza yarıyor. Işık ve göz. Cenab-ı Hak böyle bir düzen halk etmiş. Ses de öyle. Onların varlığından bizi haberdar ediyor. Dokunmak da öyle. Dönüstidon'un Körler Üzerine Mektuplar diye bir kitabı var. Hatta Sağırlar ve Körler Üzerine Mektuplar ikisini bir de basmışlar. Yapı Kredi miydi? İş Bankası yayınlarından biri çıkmıştı. Orada bir köre soruyor Dönüstidon. Yani gözün nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyorsun diye. Doğudan, anadan doğma kör birisi. Diyor, nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyorsun gözün? Diyor, göz öyle bir şeydir ki baston benim elime ne yapıyorsa hava da ona öyle bir şey yapıyor. Yani gözü bildiğinden şey yapıyor, tahmin ediyor. Baston diyor benim elime ne yapıyorsa hava da diyor ona öyle bir şey yapıyor diyor. Öyle bir organ diyor göz. Öyle tahmin ediyor. İşte hayat mesela, ya hayat olmasa, Allah bize hayat vermemiş olsa biz dışımızın nasıl farkında olacağız? Taş dışının farkında mı? Deniz, bak o kadar büyük su yığını dışının farkında mı? Kocaman dağlar dışının farkında mı? Kocaman gezegenler dışının farkında mı? İç dış, o benden, bu senden, şu benim dostum, bu benim düşmanım, şunun rengi bu, bunun rengi şöyle, şunun şekli güzel, bunun şekli kötü. Bu gibi ayrımların hiçbirisini yapabiliyor mu hayatsız canlılar? Yapamıyor. Demek ki onlarda da var yok, şu nesnelerin ayrımı, hepsi yitiriliyor. Şu var şu yok diyemez hale geliyorlar. Öyleyse hayatta bir ziya demekte bir yanlışlık yok. Üstad Hazretlerinin buradaki benzetmesiyle hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor demesinde bir yanlış yok. Çünkü hayat neyde var olsa onu dışından dışının farkında kılıyor. Ahmet Ay'ı Allah böyle yaratmış. Ahmet Ay artık hayatlı olması sayesinde, akıllı, şuurlu olmasının sayesinde, o hayatın zaten katmanları biliyorsunuz. Bu metnin bir öncesinde onu konuşmuştuk. Hayatın katmanları aslında şuur, akıl, ruh. Bunlar hep hayatla ilgili. Yoğunlaşmışı, seyreltilmişi, biraz daha yoğunu falan. Üstad Hazretleri öyle bir tanzif yaptı, tasnif yaptı metnin üst kısmında. Orayı konuştuğumuz için oraya girmeyeceğim. Ama işte hayat sayesinde, o farkındalık sayesinde var yok ortaya çıkıyor. Tıpkı ışık gibi. Demek ki hayat da bir ziya. Cenab-ı Hakk'ın bizim içimizde yaktığı bir güneş. Öyle bir şey ki o güneşin ışığı yine bizde iş yapıyor. Dışımızdaki şeyleri bizde farkındalık olarak yansıtıyor diyebiliriz belki. Allahu alem. Hayat, madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır, ışığıdır ve istila ediyor, yani her yeri kapsıyor. Ben de hayat oldu mu? Benim dikkatim nereye gidiyorsa ışığım da oraya gidiyor. Nereye dikkat ediyorsam, kara deliğe mi dikkat ettim? Hayatın ışığı kara deliğe de gidiyor. Kara delik her ışığı yutar derler. O yüzden gözükmüyor zaten, ismi kara delik. Ama hayat ışığını kara delik yutamıyor. Bak ne ilginç. Hayatlı olan canlının ışığını kara delik yutamıyor. O kara delikten yansıyor ki o yine onun farkında. Farkında oluyoruz, böyle bir şey var diyoruz. Işığı yutsa bile bizim farkındalığımızı yutamıyor kara delik. Alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Hayat vücudun neticesi ve gayesidir. Bunu nereden biliyoruz? Daha önce konuşmuştuk. Vücudun hizmeti hayata doğru. Hayatlılar diğerlerinden, hayatsızlardan daha fazla istifade ediyorlar dünyanın imkanlarından, varlığın imkanlarından, varoluş süreçlerinden. Bu da gösteriyor ki ya bu hayatlıların
Bu işte bir yöneticiliği var, bir patronluğu var. Hani bir şeyin gaye olduğu nereden anlaşılır? O zaman da altını çizmiştik. Gaye süreci yönetir. Gaye süreci yönetir. Bir şeyin gaye olduğunu süreci yönetmesinden anlarsınız. Mesela işte orada da verdiğimiz örnek şuydu. Bir çocuk nereyi kazanmak istiyor ya da hangi derse çalışması lazım? Hangi sınavı geçmek istiyor ha? Yani iyi böyle toparladım, çok da attım. Biyoloji dersinden geçmek istiyorsa, bak gayesi biyoloji dersinden geçmekse, çocuğun ders çalışma sürecini biyoloji dersi yönetir. Ona çalışır. Veya biyolog olmak istiyorsa ona göre çalışır. Veya işte yazar olmak istiyor bu çocuk. Ona göre bir hayat süreci izler. Yazar olmaya dönük bir hayat süreci izler. Okumalarını yapar, çalışmalarını yapar, pratiklerini yapar, eser üretir. İşte yayın evi süreçlerine dahil olur vesaire. Elektrikçi olmak istiyorsa, mühendis olmak istiyorsa ona göre. Gayesi neyse süreç ona göre şekilleniyor. Bu dünyada da insan öyle bir gaye ki süreci yönetiyor. Yani bugün bizim dünyadaki tasarrufumuza bakın. Yani şu küçücük cirmimizle yaptığımız işlere bakın. Neredeyse dünyanın fenası bizim elimizden olacak. İşte plastik poşetlerdir, çevre kirliliğidir, efendime söyleyeyim küresel ısınmadır, ozon tabakasındaki deliktir, nükleer silahlardır. Türlü türlü işler yaptığımız, işte maden çıkarmak için yerin bilmem ne kadar altına giriyoruz. Bazen zeminler çöküyor bizim o kazdığımızdan, girdiğimizden. Bu hak, bu tasarruf yetkisi, bu süreci yönetme, varlık sürecini yönetme işi ki arkadaşlar iman ve küfür de aslında bir açıdan işte o varoluş sürecinin şahitlikle yönetilmesidir. Elbette bizim şahitliğimiz varlığı Allahu Teala'nın yarattığı şekilde başka bir şekle sokmuyor. Ama bizim okumamız mana dünyasını değiştiriyor. Eğer bizlerden, biz öyle bir şeysek eğer, şu anki fizikle bunu açıklayamıyoruz ama varlık bizim şahitliğimizden geçip başka bir şeye dönüşüyorsa, cennet cehennem böyle yaratılacaksa ki naslardan biraz böyle bir şey hissediyoruz yani. Bizim yaptığımız ibadetlerin, hayırların bizi ahirette bulması sanki elimizden geçen, dilimizden geçen, gözümüzden geçen, kalbimizden geçen şeylerin bizdeki niyetlerle, imanla, amelle, ihlasla değiştiğini, şekillendiğini, başka bir şeye dönüştüğünü gösteriyor gibi. Biz bu alemin kara deliği olabiliriz. Ama kara delik olduğu bilinmeyen kara delikler. Nasıl kara deliğe giren şey kayboluyor, nereye gittiği belli değil. Bazı fizikçiler diyor ki işte başka bir boyuta gidiyor. Bazıları diyor işte galaksinin başka bir ucunda tekrar varlığa çıkıyorlar gibi gibi bir sürü teori var. Kara deliklerin o içine giren ışığı, ısıyı ne yaptığına dair, nesneleri ne yaptığına dair. Allahu alem insanoğlu da ki naslarımız bunları bize söylüyor sanki ayetlerde, hadislerde biz de bir dönüştürücülük yapıyoruz. Çok bariz bu. O yüzden imanımız, küfrümüz önemli. Yani İmanlı olursak cenneti dönüştüreceğiz dünyayı ya da şahit olduklarımızı. İmansız küfür ehli olursak cehenneme dönüştüreceğiz. Eğer öyle bir eşikteysek elbette bize hesap sorulur. Yani madem Cenab-ı Hak bu dönüştürme işini bizim uhdemize bırakmış, o zaman elbette bunun hesabını soracak. Sen neye dönüştürdün, sen niye dönüştürdün diye. Üstad Hazretleri'nin o 99 kişinin çalıştığı bostan ve suyu açan bir kişi örneği vardır bilirsiniz misali. İşte 99 kişi işini yapıyor, bostanı çok güzel çalışıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar vesaire. Bir kişi var, odanın da görevi günün belli aralıklarında musluğu açıp kapatmak. Bostanın sulanması için gereken musluğu açıp kapatmak. O kişi görevini yaparsa düzgün bir şekilde bostandan hissesi nedir? %1. Çünkü 100 kişi var çalışan onunla beraber. Onun hissesi 1 olur. Ama o görevli olduğu vakitlerde, lazım vakitlerde açmazsa o musluğu, bostanı kurutsa sorumluluğu ne olur? %100. Çünkü diğer 99 kişi görevini aksatmadı. O bir kişi aksattı, onların da kanına girdi. Onların da emeğini zayi etti. İşte bir gemide 1.000 tane personel olsa, hepsi görevini iyi yapsa ama kaptan alkollü direksiyonun başına geçse, dümenin başına geçse, çevirse dümeni, vurursa bir buz dağına. Şimdi kim sorumlu olur? O 1.000 kişi mi? Hayır. Kaptan sorumlu olur. Çünkü gemiyi o batırdı. Diğerleri görevini yaptı. İnsanoğlu da bu alemde işte tam o kaptanın veya o bostanın musluğunu açan kişinin durumundaki gibi bir hayrı yaratmakta gücümüz yok. Ama bizim işte uhdemize bırakılan küçük bir evet demek şeyi var.
hayrı seçme şeyi var. Bismillah deme şeyi var. Elhamdülillah deme şeyi var. Yani onu yaparsak, onu katarsak, o ameli işlersek tamam oluyor, parçaları tamam oluyor. İşte kaptan direksiyonu düzgün tutmuş oluyor. Gemi görevini yapıyor. Biz mi yarattık? Hayır, haşa, biz sadece irade-i cüz'iyemize bırakılan küçük bir yerde doğru seçimi yaptık. Ve böylece hayır tam olarak vücuda geldi. Bizim hatamız olsaydı ama ne olurdu? Hayrın vücuda gelişine engel olmuş olacaktık. Cenab-ı Hak insanın bu dünyada imanlı olmasını, ibadetlerini yapmasını, oruçtan tutmasını, hacca gitmesini vesaire istiyor. Niçin? O hayatla bir hayır vücuda getiriyor. Fakat ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Eksik yapıyoruz, noksan yapıyoruz, hata yapıyoruz veya hiç yapmıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği hayrın vücuda gelmesini engelliyoruz. Allah dostu olmamızı istiyor bizim mesela. Evliya gibi olmamızı istiyor. Biz oluyoruz işte şeytan dostu. Ayyaş, içkici, bilmem şucu bucu falan günahkar birisi oluyoruz. E ne oldu? Vücuda gelmesini engelledin. Senin bir mesuliyetin var. Seninle beraber var olan her şeyi hiçe götürmedin de cehenneme götürdün yani. Hiç değil o. Hiç ettin. Mane olarak, anlam olarak ziyan ettin. Elbette bunun hesabı sana sorulacak. %100'ün hesabı sorulacak. Benim günahım ne ki Allah beni ebedi cehennemde yakıyor diyemezsin. Sen ne kadar şeye şahit olduysan hepsinin anlamını ziyan ettin. Ne kadar an yaşadıysan, ne kadar nimet tattıysan, ne kadar sana fırsat verildiyse hepsini ziyan etmiş olursun. Allah bizi muhafaza eylesin iman ile, salih amelle, ihlasla huzuruna alsın, günahlarımızı affetsin. Ama hani böyle oluyor süreç. Bunda adaletsiz bir şey yok. Belli batırıyorsun gemiyi. Gemiyi batırmasan bütün gemiden sorumlu olmayacaksın. Batırdığın için bütün geminin hesabı sana soruluyor. Evet, bu da böyle. İşte burada vücudun neticesi ve gayesidir. Gözüküyor. Yani hayatın hem sistem olarak üstünlüğü, hayat denilen şeyin bütünün içinde ayrı bir bütün olması, taş ayrı bir bütün değil. Ha, varlık olarak tanımlayabiliyorsunuz, ayrı bir şey diyebiliyorsunuz ama nihayetinde cansızlar bir bütün gibi, canlılar ayrı bir bütün gibi. Canlıların kendi aralarında da bir sürü farklılık var. İşte hem sistem olarak üst, hem süreci yönetiyor. Bu gibi şeyler gösteriyor ki gayesi insan imiş veya hayat imiş önce, sonrasında da o hayatın zirvesi insan imiş. Bunu da burada görüyoruz. Cümleyi tekrar okuyalım. Yine çok konuşuyorum ve az metin ilerliyor. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir. Halık-ı Kainat, kainatı yoktan var eden Allah. Halık, Allah'ın yaratması, yoktan var etmesi, o anlama geliyor. Burada ne mana verilmiş sayfa altı sözlüğünde? Halık-ı Kainat, evreni ve her şeyi yaratan Allah. Evet, biz de bu manayı verdik. Onun da en cami aynesiymiş. Cami ne demek? Yani kapsamlı. Cami bizden ibadet edilen yer manasında kullanılıyor ama aslında cami toplayan demek. Toplanılan demek. Cem de mesela toplanma demek. Yani aynı kökten geliyorlar. Camide insanlar toplandığı için oraya cami deniliyor. Araplar mescit diyor. Bizde de cami denmiş. Böyle şey kullanmış, böyle bir tabir kullanılmış. Merkezi ibadethaneler için. Küçüklere mescit, büyüklere, daha büyük insanların genelde toplandığı yerlere, belki cuma namazlarının kılındığı yerlere cami denilmiş. Öyle kalmış. En cami aynesidir. En kapsamlı bir aynesiymiş hayat. Halık-ı Kainat'ın. Doğru mu? Doğru. Çünkü aynalığın yeteneği yansıttığının çokluğundan anlaşılır. Hangi ayna diğerinden daha iyidir, daha üstündür derseniz, daha iyi yansıtan daha üstündür. Bir böyle bir ayna düşünelim. Üstü puslu, kirli, lekeli. Bir de daha berrak bir ayna düşünelim. Ne dersiniz? Bu berrak olanın diğerinden aynalığı daha iyidir. Çünkü daha çok yansıtıyor. İnsanoğlu da, insanoğlundan önce hayat da daha çok yansıtıyor. Ya daha çok nasıl yansıtır? Ahmet dediğiniz işte 90 kilo bir adam, 100 kilo bir adam diyelim.
90 kilo, 100 kilo bir adam bir dağdan daha fazla nasıl yansıtabilir? Bunu sorabilirsiniz mesela. Nasıl daha büyük bir ayna olur? Ben çok değişiyorum. Daha o kadar değişmiyor. Cenab-ı Hak hayatta öyle bir şey, bir faaliyet halk etmiş ki tırnağımın ucundan saçımın ucuna kadar sürekli bir değişim, dönüşüm. Orada olanlar bedenimdekiler ayrı, bir de duygu dünyamda sürekli bir değişim var. Bir dakika önceki Ahmet'le bir dakika sonraki Ahmet aynı olmuyor. İşte her an bir diğerinden farklı oluyor. Bilgilerim sürekli değişiyor, olgunluğum değişiyor, meselelere bakışım değişiyor. Analiz yeteneğim değişiyor, yorumum değişiyor. Yani hayat süreci boyunca hiçbir anım diğerini tutmuyor. Ne cismen, ne de ruhen, ne de kalben. Hani sürekli bir değişim, dönüşüm. Elbette bu değişim, dönüşüm daha çok aynalıktan dolayı. Aynadaki görüntünün değişmesi aynanın çok hareket etmesinden. Ama bu hareketlilik sayesinde daha çok manzara gösteriyor. Bir periskop düşünün. Deniz periskop diyorum. Periskop muydu onun ismi ya? Periskoptu galiba. Denizaltıların bu dışarıyı izlemek için kullandığı şeyler. O biliyorsunuz bir ayna düzeneğidir aslında. Yukarıdaki görüntüyü bir ayna yansıtıyor. O da aşağı doğru yansıtıyor falan. En son aşağıdaki denizcinin izleyebileceği bir açıya geliyor. Şimdi o küçük bir şey ama oynak değil mi? Onu böyle çeviriyor kaptan. Yukarı kaldırıyor, aşağı indiriyor. Görüş mesafesini arttırıyor, azaltıyor. Ve o sayede daha çok alan görüyor. Arkamdan kim geliyor, sağımdan kim geliyor, solumdan kim geliyor? İki tane göz kadar yeri ama çok geniş bir alanı o kaptana gösterebiliyor. O olmasaydı da bir tane normal bizim evlerde kullandığımız boy aynası olsaydı kaptan onunla kaç yeri görebilirdi? Göremezdi ki zaten o kapalı mekanın içinde boy aynası ancak kendisini gösterirdi. Bak ayna küçük ama çok hareketli olması görüş alanını arttırıyor. Canlılık da küçük bir şey cismen ama ondaki değişim o kadar çok ki Cenab-ı Hakk'ın daha çok ismi, sıfatı bizde yansıyor, bizden daha çok okunuyor, biz de daha çok kainattan okuyabiliyoruz. Bu yüzden işte Halık-ı Kainat'ın en cami aynesidir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci ve fihristesidir. Bu yukarıda söylediğimizle ilgili faaliyet-i Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani faaliyetinin, terbiye ediciliğinin yarattığı maksada doğru götürürken varlığı onun ihtiyaçlarını karşılamasının gibi gibi manaları içeren o faaliyet, o rububiyet faaliyeti insanda en mükemmel, en muzecini ve firistesini buluyormuş. Firisteyi zaten biliyoruz. Bir tür numunelik anlamı var onda firistede. En muzec neymiş ona da bakalım. Örnek model demekmiş. O da aynı manaya karşılıyor yani. Özetlenmiş bir şekilde faaliyet-i Rabbaniye'yi gösteriyor kendisinde. Katalog gibi. Ürünlerin hepsi değil ama öyle bir katalog ki ürünlerde ne var onu haber alabiliyorsunuz ondan. İçeride ne var ne yok bildiriyor size. İşte bir diyelim normal sınav kitapları var. İşte açık öğretim okuyanlar ben de açık öğretim üniversiteyi öyle okumuştum. Bir normal okulun verdiği kitaplar var. 7 tane böyle kalın kalın. Bir de gidiyorsunuz işte 2 tane yayın evi vardı o zamanlar. Şimdi reklam olmasın söylemeyeyim. Onların hazırlık, açık öğretim hazırlık kitapları var. Şu kadar, şu kadar. İşte çıkan sorular, çıkabilecek sorular falan filan. Şimdi ona çalıştığın zaman da sınavı geçiyorsun. Ötekisine çalıştığın zaman da geçiyorsun ama bu daha pratik. Çünkü adamlar daha da şey yapmışlar. Ne çıkacak, ne çıkmayacak az çok biliyorlar demek ki de. Ona göre konsantre etmişler. Kolaylıkla onu çalışabiliyorsun ve sınavı geçebiliyorsun gibi gibi. İnsanda da böyle bir konsantre hal var. En mükemmel, en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Kainatta ne olacak, ne bitecek? Sanki diyor Üstad Hazretleri, temsilde hata olmasın, hayatta o da programlanmış. Kainatta ne var? Vahdet ile, insanda da, hayatta da o var, ehadiyet ile. Orada olanı Cenab-ı Hak buraya da sığdırmış. Koca güneşte olanı bir aynanın içine sığdırdığı gibi. Aynada ya veya bir damla su damlasının içine güneşin yansımasını sığdırdığı gibi insana da veya hayata da Cenab-ı Hak o kainatta olan biteni sığdırmış.
Bizde dönen işler onların numunesi. Onlardan haber veriyor. Elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Hadi bakalım şimdi. Üstad Hazretleri çok değişik bir şey açtı. Bir dosya açtı. Dedi ki varlığı, ne dedi burada? Varlığı dedi an olarak düşünmeyin. Madem ki bu varlığın hayatı devam ediyor, bu hayatın bir bütünlüğü var. Öncesi sonrası arasında bir uyum olmasa canlı hayatta kalabilir mi? Yani bir önceki anla bir sonraki an arasında devam eden bir sistem olmasa hayat devam edebilir mi? Zaten sağlık dediğimiz şey de bunun devamı. Adam bir dakika önce 37 derece vücudu, bir dakika sonra 45 derece olursa o adam ölür. Niye sistem devam etmiyor? Düzenlilik yok. Bu çok küçük bir numunesi. Ne kadar hastalık var arkadaşlar? Bakın düşünün yani insanın parmağından saçına kadar kaç türlü hastalık var? O hastalıkları toplayın kafanızda. Hepsini bilemeyiz ama tahayyül edin böyle bir şey, bir yığın. O kadar şeyin bilin ki, bak hastalıklar bize ne öğretiyor? O kadar şeyin düzgün şekilde işlemesi lazım ki sağlık korunabilsin. Hastalık da bizim öğrendiğimiz, bak demek ki bu da bozulsa yine sağlık gidiyormuş. Cenab-ı Hak bunu da devam ettirmese bak yine sağlığın bozuluyormuş. Her bir hastalık, her bir hastalık çeşidi aslında bizi bunu öğretiyor. Cenab-ı Hak bir de bu hikmette, çok hikmetli var ama bir de bu hikmette bunu vermiş. Hastalığı tattığımız zaman ha diyoruz, bak bu da düzgün devam etmezse ben ölebiliyormuşum. Yani hastalıklar var. Geçen işte gördüm, böyle cam gibi, hatta Unbreakable diye bir film vardı Bruce Willis ile Samuel Jackson'ın. Onda da Samuel Jackson öyle birisiydi. Böyle kemikleri cam gibi insanlar var. Bizim kemiklerimizin bir hem sağlamlığı var hem esnekliği var. Bu sayede çok kırılmıyor. Ama Cenab-ı Hak o insanların kemiklerini değişik yaratmış. Bizdeki olan bir özelliği eksik yaratmış. Hikmet-i kereyi bize öğretmek için. O insanı da imtihan ediyor ama bize de öğretiyor. Yani böyle de olabilirdin. Böyle niye olmadığını düşün diye Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Adam elini böyle biraz sert vursa kıt eli kırılıyor. Kolunu biraz sert çarpsa çıt kolu kırılıyor. Yani sürekli o insanların bir yerleri sakatlanabilme riskiyle karşı karşıya. Neden? Kemiklerinin sağlamlığı cam derecesinde. Bir cam eşyanın kırılmaması nasıl zorsa, yani mutlaka işte bir kazada şunda bunda tabak düştün mü kırılıyor. Veya işte bardağınız elinizden kaydı mı kıt kırılıyor. Bazen aşırı sıcak aşırı soğuk değişiminde bile bardak çıt diye kırılıyor. Bak demek ki o da lazım. Bak ne türlü hastalıklar var. Düşünün arkadaşlar, ya bu hastalık da varmış, Allah bu hastalığı da yaratmış diye düşündüğünüz her şey aslında size öğretiyor ki hayat denilen şeyin, sağlık denilen şeyin devamı her an bu kadar dengenin gözetilmesiyle mümkün. Eğer bir denge, bir intizam varsa demek ki bu intizamın bir düzenleyicisi var. Bu sadece an an işi değil. Bütün olarak da bunun bir planlanmış olması lazım. Bu sürekliliğin sürmesi için. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşıyor şimdi. Diyorlar ki işte Rusya şeyi iyi planlamadı savaşı. O birlikleri şey yapamadı ilk haftalarda. İhtiyaçlarını karşılayamadı, besin gönderemedi. Bak iyi planlayamadı. Ne oldu? Süreçte ortaya çıktı. Ordu iyi savaşamadı o yüzden. Çok kayıp verdiler. Geri çekildiler mesela şu an Ukrayna. Bazı bölgeleri geri almış durumda. Düzensizlik neticesizliği gösterdi. Sürecin devam edemeyişini gösterdi. Ama bizdeki hayat öyle mi? Ya elhamdülillah bak 40 yaşına geldim ben neredeyse. Sürecim devam ediyor her an hem de. Ne hastalıklar geçti başımdan. Ama elhamdülillah hayattayım. Bu ancak düzenli olur. Şimdi işte üstad ona geliyor. Alemi gayb, yani mazi ve müstakbel. Gayb alemi. Beş duyu organıyla bilemediğimiz bir alem. Sadece bu aleme inanmıyoruz biz. Bakara suresinin hemen başlarında Cenab-ı Hak buyuruyor ki hani o iman sahipleri ki, o takva sahipleri ki gayba iman ederler. Biz alemin sadece beş duyumuza girenden ibaret olmadığına iman eden insanlarız Müslümanlar olarak. Müslüman dediğiniz zaman aklınıza hemen bu gelir. Alem, beş duyu organımızda gördüğümüzden, duyduğumuzdan, tattığımızdan, kokladığımızdan, dokunduğumuzdan ibaret değildir. Biz buna iman ederiz.
Cenab-ı Hak da bizi öyle tarif ediyor Bakara suresinde. Yani mazi ve müstakbel, onlar da bizim için öyle. Beş duyu organıyla dokunup veya koklayıp veya görüp veya duyup bilemediğimiz şey. Gelecek veya geçmiş. Mazi ve müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayatı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam. Hayat neyin üstünde duruyor? İşte intizam, düzenlilik, nizam. O da düzen demek galiba. İntizamla nizamın farkı neymiş? İntizam, düzenlilik, nizam neymiş? O da düzen. Burada bir nüans vardır ama biz bilmiyoruz. Üstad bu kelimeleri boşuna kullanmamıştır. İntizam ve nizam ve malumiyet. Malumiyet ne demek? Bilinirlik. Burada ne mana verilmiş? Bilinme, belli olma. Yani nasıl olacak bu hayat? Nasıl devam edecek? Ahmet büyüdüğünde nasıl bir şey olacak? Biliyoruz çünkü hayat böyle şekilleniyor. Ağaçlık kaderlidir dedik ya başta. İşte o manada. Nasıl bir şey olacak? Elma ektiğimiz zaman elmanın dalını, yaprağını az çok tahmin ediyoruz. Yani kafamızda bir resim oluşuyor. Bu bir düzenden haber veriyor. Malumiyet ve meşhudiyet, yani şahit olunmak, şahit oluş. Burada ne diye verilmiş? Meşhudiyet, şahit olunma hali, evet. Ve tayyün, tayyün ayrılma. Tayin edilme, öyle biliyorum ben. Meydana çıkma, belirlenmeymiş, yanlış biliyormuşum. Tayyün, meydana çıkma, belirlenme. Ben böyle ayrılma diye düşünüyordum hep tayyünü. Ayrı bir vücut olarak gözükme diye, yanlış biliyormuşum demek ki. Bu sözlük daha güvenilirdir. Ne de olsa başında Kenan Demirtaş abi vardı. Allah sıhhat afiyet versin. Ve evamir-i tekviniyeyi, yani kainattaki kanunlar, Cenab-ı Hakk'ın tekvini emirleri. Evamir, emrin çoğulu, tekvin, işte kainattaki tekvin ne demekmiş? Evamir-i tekviniyeyi de buradan okuyayım. Madem girdim sözlüğe arkadaşlar, çıkmayayım hemen. Yaratılışa ait işler diye çevirmişler sözlükte evamir-i tekviniyeyi. Biz kainattaki emirler, kanunlar, aslında kainatın işleyişindeki kanunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın emirleri. Böyle düşünelim. Öyle olmasını emretmiş Cenab-ı Hak. Su neden 100 derecede kaynıyor? Niye 101 değil de 100? Öyle emretmiş Cenab-ı Hak. Ya işte bütün sıvılar donduklarında hacimleri küçülüyor da suyun hacmi niye büyüyor donduğunda? Öyle emretmiş Cenab-ı Hak. Aslında bunun başka açıklaması yok. Onu ondan ayırmış Cenab-ı Hak. Farklı emretmiş. Evamir-i tekniği imtisale uymaya müheyya, hazır bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Bir daha okuyorum cümleyi, çok parçaladığım için. Elbette alemi gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Yani hayat istiyor ki bu şeyler bir, öncesi sonrasından haberli olsun. İki, geçmiş gelecek arasında bir düzen bulunsun. Hayat bunları gerektiriyor. Peki bunların getirisi ne, sonucu ne? Onu da konuşacaktık fakat vaktimizi çok aşmayalım. 43 dakikada olmuş. Çok uzatmayayım ben artık. Burada çünkü ağaç örneğini verecek. Orayı sadece okuyayım. Aklınızda bir fotoğraf kalsın. Bir dahaki ders bunun ince konuşmasını da yapalım. Son cümleden devam ediyorum. Örneğini söylüyor üstad. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdeklerin dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Orada olacak, burada da var. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-ı ilmi teşkil eder. Silsile-i ilmi vücut, silsile-i vücud-ı ilmi, ters söyledim.
Dedi ki o ağaçlık kaderlidir. İşte o vücut silsilesi bir ilim oluşturuyor. O vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Yani bu programlık da canlıydı. Bir bütünlük sahibiydi. Yani hayat mesela bir yönü de bütünlük sahibi olması ya. O da ayrı bir şey olarak bir yerde programlıydı ki bu ayrı bir şey olarak kainatta vücuda geldi. Gibi gibi manalar var ama bunu bir dahaki derste bıraktığımı söylemiştim. Şimdi dayanamayıp açarsam bu ders çok uzayacak. Çok dallanacak, budaklanacak. Onu bir dahaki derste konuşmak üzere erteliyorum arkadaşlar. Pekala, dua edelim. Cenab-ı Hak bu güzel metinlerin tesirini üzerimizde halk eylesin. Tefekkürümüze başka başka marifetinden pencereler, kapılar açsın. Onların hakkını verebilmeyi, o marifette ihlaslı ameller işleyip huzuruna ihlas ile çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bugün arkadaşlar Bülent Parlak abi de vefat etmiş, şair Bülent Parlak. Cenab-ı Hak ona da rahmet eylesin, onun ruhuna da değsin. Cümle ölmüşlerimizin ruhu için El Fatiha.